Yani iyi insanlarla arkadaşlık edin. Salih kimselerle yan yana olun. Arkadaşlarınız, dostlarınız, sizlerle beraber aynı mecliste bulunan arkadaşlarınızı, insanları seçici olun, seçin. Takva sahibi, iyi insanlar olsunlar. Hayır sahibi, Allah-u Teala'ya itaat eden insanlar olsunlar. Bununla alakalı da bizlere bu bapta bazı hadisler zikredecek İmam Nevevi rahimahullah. Hadislerden önce ise Allah-u Teala'nın Kehf suresindeki Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam arasında geçen biliyorsunuz bir olay var. Kehf suresinde bu naklediliyor. Musa aleyhisselam diyor ki اِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا. Yanındaki gence delikanlı diyor ki yerimden ayrılmayacağım. Yoluma devam edeceğim. Yürümeye devam edeceğim. Ta ki nereye kadar? İki denizin birleştiği yere kadar. Ve senelerce de olsa bu şekilde diyor devam edeceğim. Niye? Hızır'la görüşebilmek için. Çünkü kendisine haber gelmiş. Allah katında ne var Hızır'ın? Bir ilim var. O ilmi öğrenmek için. Ki aynı surenin 66. ayetinde diyor ki قَالَ لَهُ مُوسَى. Musa dedi ki Hızır'a, yani gitme amacı ne? Yani Hızır'ın suratına bakıp, yüzüne bakıp oradan bereket hasıl olsun da ondan sonra çekip geri gitsin mi? Yoksa Allah'ın ona öğrettiği ki ilmi alıp istifade etsin, faydalansın mı? Elbette ki ikincisi. Diyor ki Musa, قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ اَتَّبِيُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدَى. Sana öğretilen rüşt. Ne demek rüşt? Doğruya götüren. Hidayet. Doğruya götüren o şeyi, sana öğretilen o şeyi, bana öğretmen üzere sana tabi olayım mı? Seninle beraber olayım mı? Seninle gezeyim mi? Yani Musa aleyhisselam burada ne yapıyor? Meramını, Hızır aleyhisselamın arkasından gitmesinin sırrını açıklıyor bu ayette. Yani tarikatçıların yapmış oldukları şirki ziyaretler, yapmış oldukları Kabe'ye gider gibi, kendi kitaplarında söylüyorlar. Diyorlar ki yani Kabe'ye gitmek gibi aynı. Bizim şeyhimizi ziyaret etmek. O beldelere gitmek. Günahlarından arınmak istiyorsan, hatta kitaplarında diyor yani Kabe'ye gidip diyor, niye o kadar uzaklara gideceksin? Gel diyor falan, dönün etrafından hep yedi kere dön. Bunu söylüyorlar. Buna delil olarak da işte diyor ki bakın Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamın kıssası var Hızır ile. Bu kıssa bizim delilimiz diyor. Ama halbuki o kıssada onlara bir delil yok. Onlar gidiyorlar, elinden öpüyorlar, ayağından öpüyorlar, ayağına secde ediyorlar. Adam konuşmuyor şey. Sükut halinde susuyor, nazar ediyor, bakıyor. Kalplerine ne yapıyor onların? Kalplerine nur veriyor, feyiz veriyor. Bereketler onun şeyhin alnından çıkıyor, onlara gidiyor. Delil ne? Delillerden bir tanesi de bu kıssa. Hiç alakası yok. Musa aleyhisselam diyor ki Hızır'a, öğretilen, sana gösterilen, o doğruya götüren rüştü bana öğretmen için sana tabi olayım mı? Burada Musa aleyhisselam'a bakın ne yapıyor? Böyle hayır sahibi, salih bir kimseyle beraber olmak istiyor. Yine aynı surede Allah Teala diyor ki vasbir nefseke ma'allezine yed'una rabbahum bilgadati vel aşiyyi yuriduna veçhe. Rablerine sabah ve akşam dua eden, ibadet eden ve tek maksatları Allah'ın yüzünü arzulamak, rızasını arzulamak olan insanlarla ne yap? Nefsini hapset. Onlarla birlikte ol. Yani oturduğun, kalktığın, vaktini geçirdiğin insanlar hayır sahibi insanlar olsun. Ezan okunduğu zaman seni camiye götürecek insanlar olsun. Ayın belli günlerinde seni oruca davet eden, haftanın belli günlerinde seni oruca davet eden, gece namaz kılmaya teşvik eden insanlar olsun. Ama arkadaşın, dostun ya namaza gidiyorum dediğin zaman ya kılarsın diyen bir dost ise, ya gece namaza kalkalım, ya uyuyalım, uykumuz geldi diyen bir dost ise,
o arkada seni adım adım nereye götürür? Felakete götürür, felakete sürükler. Evet, İmam-ı Nevevi rahimahullah ilk hadiste bizlere Enes radıyallahu anh rivayeti. Diyor ki Enes, Kale Ebu Bekir li Umar radıyallahu anhuma ba'de vefati Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem intalik bina ila Ummi Eymen. Diyor ki Ebu Bekir Ömer'e, haydi gidelim Ummu Eymen'i ziyaret edelim. Ummu Eymen saliha bir kadın. Nezuruha kema kâne Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem yezuruha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaret ettiği gibi biz de gidelim ne yapalım? Onu ziyaret edelim. فَلَمَّا اِنْتَهَيَا اِلَيْهَا فَقَالَ لَهَا مَا يُبْك۪يكِ Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra Ummu Eymen'e gidiyorlar. Ummu Eymen ise ağlıyor kadın. Soruyorlar Ebu Bekir ve Ömer Ummu Eymen'e. Seni ağlatan nedir? Niye ağlıyorsun? اَمَا تَعْلَم۪ينَ اَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Allah katında olanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlı olduğunu bilmez misin? Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam vefat etti. Bu dünyadan ayrıldı. Allah'ın katına gitti. Refik-ül A'la'yı seçti. Oradakilerin daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun? Yani zannediyorlar ki Ummu Eymen bunun için ağlıyor. فَقَالَتْ اِنِّي ki Şeyh Albani Rahimahullah diyor ki bu İmam-ı Nevevi'nin zikrettiği lafız değil de şu lafız böyle diyor. مَا اَبْكِي اَنْ لَا اَكُونَ اَعْلَمْ ağlamamın sebebi bunu bilmemek değil. Yani biliyorum Allah katında peygamberin için Allah katında olanlar daha hayırlı şeyler. وَلَكِنْ اَبْكِي اَنَّ الْوَحْيَ قَدْ اِنْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ Diyor ki ağlamamın sebebi, gözyaşlarımın sebebi, vahyin diyor gökten ne yapılması? Kesilmiş olması. Yani gök ile yerin irtibatı ne yapıyor? Bu manada kesiliyor. فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَى فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا Ve Ebu Bekir ve Ömer bu cevaba karşılık ne yapıyorlar? Ağlamaya başlıyorlar. Gözyaşı dökmeye başlıyorlar. Evet diyor. Hakikaten yani gökyüzüyle yeryüzünün ne olduğu vahiy irtibatı kesilmiş oldu. Burada bu hadisi İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Bakarsanız görürsünüz Ebu Bekir ve Ömer ne yapıyorlar? Allah rızası için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de hayatta ziyaret ettiği yaşlı bir kadıncağızı ne yapıyorlar? Ziyaret ediyorlar. Tabii bir insan şunu bilmeli ki Müslüman kardeşini, din kardeşini ziyaret ettiği zaman niyeti Allah rızası olursa bunun karşılığı çok büyük. Yani Allah için, Allah rızası için ziyaretleşmenin ecri çok büyük. Birçok insan bunun farkında değil. Bunun idrak edememiş durumda. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem اَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَلْ لَهُ فِي قَدْيَةٍ اُخْرَى Bir adam başka bir köydeki arkadaşını ne yaptı? Ziyaret etti. Kalkıyor evinden çıkıyor. Bir köye, bir kente, bir beldeye kardeşini ziyaret etmek için gidiyor. فَاَرْصَدَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكَى Allah-u Teala bu adamın gittiği yola hafaza meleklerinden, onu koruyan meleklerden bir melek ne yapıyor? Gönderiyor. Ziyaret etmek isteyen kişinin yoluna. Felemma ata aleyhi kâle eyne turid. Melek tabii ne yapıyor? Geliyor bu zata. Diyor ki nereye gitmek istiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kâle uridu ahalli fi hâzihil kariye. Diyor ki şu köydeki, şu beldedeki kardeşimi ziyaret etmeye gidiyorum. Kâle hel leke aleyhi min ni'metin. Terubbuha aleyhi. Yani onun çıkarına olan bir nimeti onun çıkarı için isteyerek mi gidiyorsun? Bir şey mi var yani? Dünyevi bir maslahat, dünyevi bir gaye, dünyevi bir ardında bir şeyler mi var? Kale la. Hayır.
yani benim üzerinde ona iade edilecek, ona verilecek, onun çıkarına olabilecek bir şeyi iade etmek için, vermek için, götürmek için gitmiyorum. غَيْرَ اَنِّي اَحْبَبْتُهُ فِي اللّٰهِ Yalnızca onu ne yaptım? Allah için sevdim, kardeşimdir. فَاِنِّي رَسُولُ Diyor ki melekte bunun üzerine, قَالَ فَاِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكِ Ey adam, ben, bil ki ben Allah'ın, Allah tarafından sana gönderilen bir elçiyim, bir meleğim. بِاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ ف۪يهِ Bu adamı sevdiğin için, Allah için sevdiğin için Allah da ne yaptı seni? Sevdi. Yani bir insanın kardeşini Allah rızası için sevmesi, bir insanın kardeşini, arkadaşını, dostunu Allah için ziyaret etmesinin karşılıkları çok büyük. Üçüncü hadis, Ebu Hureyre hadisi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men aade meridan, kim diyor aleyhissalatü vesselam bir hastayı ziyaret ederse, hasta ziyaret ederse, اَوْ زَارَ اَخَلْ لَهُ فِي اللّٰهِ Allah için bir kardeşini ziyaret ederse, نَادَاهُ مُنَادٍ Bir seslenici, bir nida edici seslenir. Der ki, بِاَنْ تِبْتَ Ne güzel oldun. Bu ziyaret edene, hasta ziyaretinde bulunan, kardeşin ziyaretinde. وَتَابَ مَمْشَاكُ Yürüdüğün yol senin ne güzeldir. وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا Ve cennetteki yerine hazırlan. Hazırlandın. Yani cenneti hak ettin. Yani hasta ziyaretinin, bir Müslümanın kardeşini ziyaret etmesinin, Allah için ziyaret etmesinin ezri çok büyük. Bu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Hadis alimleri şevahitleriyle birlikte, şahitleriyle birlikte bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Tabi hasta ziyaretiyle alakalı başka müjdeleyici hadisler de var. Mesela Sahih Müslim'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اَعِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ Hasta ziyaretine giden, hasta ziyaretinde bulunan kişi gitmiş olduğu yerden çıkıncaya dek cennet bahçelerinden, cennetteki hurma bahçeliklerinden bir bahçededir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani, şimdi bakın insanlık gelmiş olduğu son haliyle insan ne yapıyor? Yeryüzündeki insanlara bazı erdemli diye isimlendirdikleri güzel davranışları öğretmeye çalışıyor. İşte çocuklara okullarda diyor hasta ziyaretinde bulunun. İşte hastaların gönlünü almak lazım. Onlar orada işte sevgiye muhtaçlar. İşte hastanelere gidin, ibret alın, orada hastaları görürsünüz. Bunların hepsi doğru şeyler, yanlış şeyler değil. Ama bunların ötesinde daha önemli bir husus var. O da ne? Allah-u Teala'nın rızası. Allah-u Teala'nın rızası. Öyle bir mükafat ki, hasta ziyaretinin veyahut da bir Müslümanın kardeşini ziyaret etmesinin karşılığında verilecek mükafat. Diyor ki cennetteki yerine gir, yerine hazırlan. Yine İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadise diyor ki aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Ali radıyallahu anh'ın naklettiği hadisi. Diyor ki Semihtu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Ma min muslimin ya'udu muslimen gudveten illa salla aleyhi seb'une elfe melek hatta yumsi. Bir Müslüman, Müslüman kardeşini sabahleyin hasta kardeşini ziyaret ederse akşam oluncaya kadar, akşam oluncaya kadar 70 bin melek ne var diyor? O kimseye dua eder. 70 bin melek. Ve in adehu aşiyeten akşam ziyaret ederse bu kimse bir kardeşini illa salla aleyhi sebuna elfe melek hatta yusbih. Sabah oluncaya kadar 70 bin melek ona ne var? Salat eder, dua eder, sena eder. وَكَانَ لَهُ خَر۪يفَ
Harifun fil cennet. Ve cennette onun neyi olur? Harif hurma bahçesi. Diyor ki İbnül Esir En-Nihaye fi Garibil Hadis adlı kitabında harif hurma bahçesi. Cennetteki hurma bahçesine denmiştir. Onun için böyle faziletli amelleri kaçırmamak lazım. Hasta ziyareti. Hele o hasta akraban ise, yakın arkadaşın ise. Ama direkt gidip 70 bin meleğin akşama kadar sana dua etmesini ne yapabilirsin? Elde edebilirsin. Ama şimdi yahu kalkacağız, gideceğiz, arabaya bineceğiz, para vereceğiz, yoldan çıkacağız, dışarısı soğuk, şimdi kim gider? Telefon ederiz, geçmiş olsun deriz. Değil mi? Mesaj atarız gibi bahaneler çok. Dördüncü hadis. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Diyor ki Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. İnnemâ meselul celîsi s-sâlihî ve celîsi s-sû'i kehâmilil miski ve nâfihil kîr. İyi arkadaş ile kötü arkadaşın diyor örneği koku taşıyan, kokuculuk yapan kimseyle körük üfleyen, ateş üfleyen İnsana benzer. Demirci hani nasıl demirci ateşini ne yapar? Eskiden hala öyledir. Eski böyle geleneksel demirci var. Körük vardır. Onu böyle sürekli ne yapar? Hava pompalar, hava üfletir. Ateş ne olsun? Kor olsun. Artsın o demiri bükecek. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam iyi arkadaş kokucuya benzer. Koku satan kişiye benzer. Kötü arkadaş da kime benzer? Böyle körük üfleyen körükle hava basan adama benzer. فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ يُحْذِيَكَ Koku sahibi olan, kokucu olan kimse ya sana ne yapar? Koku verir. وَاِمَّا اَنْ تَبْتَعَ مِنْهُ Ya da sen ondan satın alırsın. Koku. وَاِمَّا اَنْ تَجْدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبًا Yani eğer sen ondan koku satın almazsan, o da koku vermezse en düşük haliyle sen ondan ne duyarsın? Güzel koku duyarsın. Burnuna ne gelir? Güzel koku gelir. Diyor, iyi arkadaş böyledir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sana sürekli iyiliği emreder, iyiliğe davet eder. Sen sürekli bir güzellik bulursun. وَنَافِقُ الْك۪يرِ Körükçü ise, körük üfleyen, üfleten ise İmme en yuhrika thiyabek ya diyor elbiseni yakar. Bakın benzetmeye. Orada üflerken oradan bir şey sıçrar. Kıvılcım ateş. Elbiseni ne yapar? Yakar. Ve imme en tecde minhu rihan muntine ya da onun yanında ne yaparsın? Kötü bir koku duyarsın. Yani sana gelen koku ne olur? Kötü olur. İşte iyi arkadaşla kötü arkadaşın misali de böyledir diyor Aleyhisselatü Vesselam. İmam Bukhari ve Müslim rivayet ediyor bu hadisi. Ne kadar güzel bir örnek değil mi arkadaşlar? İşte onun için insan beraber oturduğu, beraber kalktığı arkadaşlara dikkat edecek. Bu adam beni nereye çağırıyor? Bu adam beni nereye sürüklüyor? Ben bu adamla birlikte olduğum zaman, bu arkadaşımla vakit geçirdiğim zaman benim ahiretim için hayırlı mı oluyor, olmuyor mu? Bunu düşünmesi lazım. Beşinci hadiste diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ Kadının şu dört şey için evlenilir. Genelde insanlar kadının bu dört hususuna bakarlar derler. لِمَالِهَا Malına mülküne وَلِحِسَابِهَا Soyuna وَلِجَمَالِهَا Güzelliğine وَلِدِينِهَا Dindarlığına Yani sen hayatında aynı yastığa baş koyacağın, hayatını geçireceğin Hayatını beraberce geçireceğin insanı seçerken ne yap diyor Aleyhisselatü Vesselam? Fazfar bizatid din. Dindar olanı seç diyor. Yani sana hayat boyu arkadaşlık edecek bir insanın ne olması lazım? Dindar olması lazım ki seni hayra sevk etsin. Hani sürekli söylüyoruz ya, eğer hayır sahibi bir kimse değilse, hayrı isteyen bir kimse değilse eşin, kendisiyle birlikte seni nereye çeker? Çukura çeker. Kötülüğe götürür. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam fazla bizatı din teribet yedek. Dindar olanı seç.
Bu şekilde ne yap? Senin elin toprağa değsin. Yani huzura kavuş, rahata kavuş. Mutlu ol. İbn Abbas rivayeti. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'e diyor ki bizi ziyaret ettiğinden daha fazla niye ziyaret etmiyorsun? Niye gelmiyorsun? Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Melek. Düşünebiliyor musunuz? Melekle beraber olmak, onunla konuşmak, ondan bir şeyler almak. Aleyhisselatü Vesselam daha çok istiyor. Hayır var orada. Ne diyor melek? Cebrail şu ayet okuyor. وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكِ Bizden ancak Rabbinin emriyle ineriz. لَهُمَا بَيْنَ اَيْد۪ينَا Önümüzdeki, وَمَا خَلْفَنَا Ardımızdaki ve bunların arasındaki her şey O'nundur. Melek bile kulluğunu orada ne yapıyor? İfade ediyor. Biz Allah'ın kuluyuz. Allah'ın görevlendirmesiyle iniyoruz. Bu hadis de Buhari'nin rivayetlerinden. 7. hadis Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال لا تصاحب إلا مؤمنا. Nebi aleyhissalatü vesselam diyor ki لا تصاحب إلا مؤمنا. Mümin olan kimseden başka hiçbir insanla ne yapma? Arkadaş olma, dost olma, arkadaş. Araplarda da bir atasözü vardır. Derler ki as-sahibu sahib. Ne demek as-sahibu sahib? Arkadaş çekendir, götürendir. As-sahib arkadaş. Sahip çeken, götüren. Yani arkadaş nereye giderse seni oraya götürür. Ya yani 5 dakika buraya uğrayalım, şuraya uğrayalım, oraya uğrayalım derken bakmışsın ki bataklıklarda dolaşıyorsun. İmanın azalmaya başlamış. Amellerin azalmaya başlamış. Öğrencilik yıllarında da öyleydi. Çocuklara bakıyorduk. Sigara içiyorsa çocuk kimden alışıyor? Arkadaşından alışıyor. Kahveye gidip kumar oynuyorsa kimden alışıyor? Arkadaşından alışıyor. Ya bu çocuklar hafızdı, bu çocuklar namaz kılıyordu. Nasıl oldu böyle? Arkadaş. لَا تُصَحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ تَعَامَكَ اِلَّا تَق۪ي diyor ki aleyhissalatü vesselam. Yemeğini takvalı insandan başkası da yemesin. Yani seninle yakın olan, senin yemeğini yiyen insanlar ne olsun? Takvalı insanlar olsun. Ravahu Ebu Davud. 8. hadis. Enne'n-Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Er-racul ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Felyandur ahadukum men yuhalil. Kiminle dostluk ettiğinize bakın diyoruz. Sizlerden birisi ne yapsın? Kiminle dost ettiğine, dostluk ettiğine baksın. Şöyle bir dur. Bir fren yap. Bir kendi kendine sor. Ya ben sağımda kim var, solumda kim var, kimlerle oturuyorum, kimlerle kalkıyorum diye bir kontrolde bulun. Bu hadis Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayeti. 9. hadis Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh enne'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال المرء مع من أحب. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ahirette de böyle olacak. Sen kimi seviyorsan ona ilhak edileceksin. Onunla beraber olacaksın. Ve fi rivayet bir rivayette قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. Bir adam şu kavmi seviyor ama henüz onlara katılamamış yahut da falanca kavim göçmüş gitmiş. Ama bu insan onları seviyor. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam el mer'u ma men ahabba. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Sen peygamberi seviyorsan, ashabını seviyorsan onlarla berabersin. Ahiret. Onların makamı neyse, cennetse sen de onlarla beraber olursun. Ama kimilerde var ki maalesef gençlik. Adam kimi seviyorsa onun gibi oluyor dünyada. Bir pop sanatçısına hayran oluyor. Onun şekline giriyor. İşte bir tiyatrocuyu seviyor. Onun halini alıyor. Bir piyanocuyu seviyor. Onun şekline giriyor. Ama kendi samimiyetimize bakmak istediğimiz zaman biz acaba Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ne kadar seviyoruz? Ve ne kadar ona benzemeye çalışıyoruz? Sokakta adam bakıyorsun aykırı.
Yani İstanbul gibi bir yerde bile onun gibi 10 tane belki zor bulursun. Giyiniş olarak, kılık olarak, kıyafet olarak, saç tarzı olarak. Adamın her tarafı delik deşik olmuş. Oraya küpe takmış, buraya bir şey takmış. Acayip bir tip ortaya çıkmış. Ve insanların ona bakmasından, insanların onu yadırgamasından etkilenmiyor bile. Umurunda değil. Öbür taraftan Müslümanım diyen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğini söyleyen, onun ashabını sevdiğini söyleyen, birçok insana bakıyorsun ki, ya şimdi sakal bırakırsak ne derler? Paçalarımızı kısaltırsak o da olmaz. Ya şimdi namazda ellerimizi kaldıracağız ama yani cemaat nasıl anlar? Bahaneler şeytan tarafından sürekli ona ne yapılıyor? Ama bir insan düşünecek yani. Ben eğer samimiysem, gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorsam ne yapacağım? Ona benzeyeceğim. Onun gibi olacağım. Bu da ona, onu sevmenin bir emaresi. Emarelerinden, belirtilerinden bir tanesi. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. 10. hadis. Enne a'rabiyen kâle li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Mete sâ'a. Çölden çıkmış bir adam gelmiş. Geçen haftalarda söyledik ya derslerde. Sahabeler diyor ki bizlere Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a soru sormak ne yapılırdı? Yasaklanırdı. Soru sormazdık. Ne emir olunuyorsa onu yapardık. Dışarıdan akıl sahibi, zeki, yani sorduğu sorular da böyle güzel olan, dinimizi öğreneceğimiz sorular soran insanların gelip soru sorması hoşumuza çok giderdi diyor. Çok hoşumuza giderdi. Tabi bu Arabi gelmiş Peygamber aleyhissalatü vesselam'a diyor ki kıyamet ne zaman? Kıyamet ne zaman? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها diyor, sen ne hazırlık yaptın ona? Yani senin hazırlığın, yani bazıları soruyor, soru sormak için soruyor. Adam geliyor soruyor, bır. Şey yok. Sorucu yok yani. Niye soruyorsun yani? Aleyhisselatü vesselam da çok mükemmel bir cevap. Ne hazırlık yaptın? Yani senin için önemli olan bu. Bizim için de, biz de yani düşünün. Yani toprağın altına gireceğiz. İnsanlar bizi götürecek, elleriyle gömecek, arkaya dönecekler, bizi bırakacaklar. Orası için ne hazırlık yaptın? Ne götürüyorsun? Kale, diyor ki bu Arabi, Hubbullahi ve Rasulihi. Allah'ı ve Resulünü sevmek. Benim oraya hazırladığım amel. Gerçek sevgim ama. Dille değil yani. Tabi bu da neyle olur? Önce kalple olur. Kalple. Ente ma'a men ahbebte. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. O halde sen sevdiklerinle berabersin. Muttefakun aleyhi. Bir rivayette de Buhari rivayet ediyor bunu, bu lafızı. Diyor ki bu Arabi ma a'adettu leha min kesiri savmin. وَلَا صَلَاتٍ وَلَا صَدَقَةٍ. Ne çok oruç tutarak, ne çok namaz kılarak, ne de çok sadaka vererek hazırlanamadım. Bazı insanlar vardır ki yani ibadet, tabi ibadetin bir sınırı var yani. Mesela 5 vakit namaz nedir? Bu işin sınırıdır yani. Müslümanlıkla kafirliğin sınırıdır. Peygamberin dediği gibi. Kişiyle şirk arasında, kişiyle küfür arasında ne vardır diyor Aleyhisselam? Namaz vardır. Kim terk ederse fakat kefara, kafir olmuştur. Bu işin sınırı bu. Hani bir insan diyorsa ki duyduktan, öğrendikten, namazı terk etmenin küfür olduğunu bildikten, kulağına geldikten sonra ya ben kılamıyorum işte yani bahaneden sunarak ama yine de Allah Resulü'nü seviyorum derse onun o sevgisi nedir? Sahtedir. Yalancıdır. Çünkü alt sınırı ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam'ın koyduğu o sınırı çiğnedi, açtı. Demek ki sevmiyor. Bu da diyor ki yani çokça oruç tutarak, çokça namaz kılarak. وَلَكِنِّ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Ama ben diyor Allah'ı ve Resulü'nü ne yapıyorum? Seviyorum. Bu da çok önemli. Yani Allah'ı sevmek, Allah için sevmek, Resulü'nü sevmek, Resulü'nün sünnetine uyduğu için insanları sevmek. İnsan bunu hissetmesi lazım. Yani bazen bakıyorsun, adam akraban senin.
dede tarafından, baba tarafından. Yani sana, sen onu 20 yıldır tanıyorsun. 30 yıldır tanıyorsun. Doğduğundan beri tanıyorsun. Ama adamı sevemiyorsun bir türlü. Niye sevemiyorsun? Çünkü yani o adam Allah'ı seven bir adam değil. Resulünü seven bir adam değil. Yahut da böyle bidatlar içinde yaşayan bir adam. Ama öbür taraftan bakıyorsun ki dün tanıştığın, bugün karşılaştığın, sünneti sevdiğini anladığın, Allah'ı sevdiğini anladığın, Allah'ın dinini tazim ettiğini anladığın adamın o 30 yıllık akrabandan daha çok ne yapıyorsun? Seviyorsun ve onu kendine daha yakın hissediyorsun. Öyle. Yani şimdi aranızdan birçok insan, her biriniz düşünse şöyle. Yani bakar ki, görür ki aynı ortamları paylaştığı, aynı acıları tattığı akrabaları, arkadaşları bir yere gitmiş. Bu artık belli bir yere gelmiş. Niye? Çünkü dindar olmuş. Ölçüleri değişmiş. Sevgisi Allah için olmuş, buğzu Allah için olmuş. İşte bu, o zaman Allah için seven bir kimse, o zaman Allah için buğz eden bir kimse haline gelmiş olur. Ama yani karşısında adam hala namaz kılmıyor, nasihat etmiş, dinlemiyor. Hala onunla yakın olmaya çalışıyor. Hala onu sevmeye çalışıyor. Bu o zaman problem. Burada ne gerekiyor? Buğz etmesi gerekiyor. 11. hadis İbn Mesud radıyallahu anh قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف تقول في رجل احب قوما ولم يلحق بهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. Demin çok okuduğumuz hadis. 12. hadis Ebu Hureyre hadisi Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال الناس معادن. İnsanlar diyor Aleyhissalatu vesselam insanlar madenler gibidir. كمعادن الذهب والفضة. Altın ve gümüş madenleri gibi. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. Cahiliyede hayırlı olanlar, cahiliye döneminde hayırlı olanlar, Müslüman olurlarsa eğer, İslam'da da hayırlı olanlardır. Eğer Allah'ın dinini fıkh etmiş iseler, Allah'ın dinini idrak edip anlayabilmiş iseler. Bakın ölçü ne? Cahiliye döneminde hayır sahibi olmak, kaliteli bir adam olmak değil. Oradan İslam'a geçmek ve İslam'a geçtikten sonra da ne yapmak? Allah'ın dinini fıkh etmek, anlamak. Maalesef bugün işte birçok ünlü, birçok sanatçı, birçok meşhur kimse Müslüman oluyor değil mi? Maalesef onların Müslüman olduğuna değil. Elhamdülillah. Maalesef şuraya. Ama adamlar Müslüman olduktan sonra Allah'ın dinini fıkh etmiyorlar. Yol kat edemiyorlar. Bakıyor ki adam Ermeni, Müslüman olmaya karar vermiş. Çevresindeki en yakın insanlara bakıp Müslüman oluyor. Ertesi gün çıkıyor geliyor diyor ki ya kandiliniz mübarek olsun. Ya kardeşim sen yani daha düne kadar kandil kutlamayan bir adamdın. Bugün Müslüman oldun. İnsanların böyle bir şey yaptığını görüyorsun. Bir araştır bakalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmış mı? Yani şu dininde fıkh eden, dinini ilim üzerine, basiret üzerine yaşayan bir adam oldu. Öbür küsü çıkmış. Ayrı bir bidatın arkasına takılmış gidiyor. Öbür küsü tutmuş başka bir yere gidiyor. Niye? İza fakihu var ya dinde fıkıh sahibi olmak. O yok. Kimse ona davet etmiyor insanları. Kimse ona ya sen bak Müslüman oldun. Gel kardeşim. Önce öğrenmen gereken Allah'ın kelamı Kur'an'ı öğren. Okumayı öğren. Peygamberin sünnetleri ortada. Al bunları oku. Öğrenmeye çalış. Tatbik etmeye çalış. Allah'ın dinini buradan öğrenmeye çalış dese... Bu adam çok hayırlı bir adam olacak. Ama 80 yıllık hurafeleri yaşayan köydeki ninenin, köydeki dedenin hurafelerini ne yapıyor? Ertesi gün Müslüman olduktan sonra benimseyerek hayatında uygulamaya başlıyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam vel ervahu cunudun mücennede. Ruhlar toplanmış bir araya gelmiş ordular gibidir. Yani ruhlar birbirlerini tanırlar. Daha önceden. وَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اَتَلَفْ. Böyle birbirleriyle tanışan, birbirlerinden maruf gören ruhlar اِتَلَفْ. Birbirlerine ne yapar? Isınır.
وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا Birbirlerini tanımayan, birbirlerinden münker gören, kötü şeyler görenler de ihtelef, sürekli geçimsizlik olur. Ravahu Muslim. Selef diyor ki, bizler diyor hayırlılarımızı şerlilerimizden nasıl ayırırdık diyorlar, biliyor musun? Bir diyor beldeye, bir köye girdiğimiz zaman, oraya indiğimiz zaman hayırlılarımız, iyi insanlarımız o köyün iyilerini bulur, şerlilerimiz o köyün kötülerini bulurdu. Yani bu da bir karine, bu da bir ipucu. Gidip salih insanları bulmak var, gidip şerli insanları bulmak var. Kimilerinin ruhu sıkılır şerli insanlarla oturmaktan. Çünkü niye? Ruh kabul etmiyor onu. Maruf bir şey görmüyor orada. Kimileri de o adamla oturmaktan, o adamla sohbet etmekten, o adamın münkerini görmekten, haramını görmekten zevk alır. Öbürküsü de sıkılır. Evet. 13. hadis. Uveys hadisi bu. Meşhur Uveys el-Karani. Türkiye'de Veysel Karani diye biliyorsunuz. Diyor ki İbn Cabir, "Kana Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu iza ata alayhi emdadu ehli'l Yemen sa'alahum." Ömer İbn Hattab Medine'ye Yemen'in yardımcı bölükleri geldiği zaman o askerlere, o insanlara sorardı. Derdi ki: "Efikum Uveys ibn Amir? Aranızda Uveys var mı?" Tabi Ömer tanımıyor radıyallahu anh Uveys'i. Uveys Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşayıp onu göremeyen. Bunlara muhadram deniyor. Muhadram. Annesine itaat etmesiyle bilinen, tanınan birisi. Niye Ömer radıyallahu anh bu adamı soruyor sürekli? Ne var? Az sonra hadiste göreceğiz. Hatta ata ala Uveysin radıyallahu Uveysin feqala lehu ente Uveys ibn Amir. Ömer radıyallahu anh Uveys yanına geliyor. Diyor ki sen misin diyor Uveys ibn Amir. Feqala na'am. Qala min muradin thumma min qaran. Ömer radıyallahu anh tehdit ediyor. Soruyor acaba aynı Uveys'ten mi bahsediyoruz? Murat kabilesinin Karan, hani Karni diyoruz ya, Karın kabilesinden misin? Kâle na'am. Diyor ki Uveys, evet, oradanım. Diyor ki, fekâne bike baras, fekâne bike baras, sende deri hastalığı var mıydı? Cilt hastalığı. Feberi'te minhu illa mevdi'a dirhem. Ve bu hastalık sende iyileşti, şifa buldun ama bir dirhem, para miktarı, sende o hastalığın hala izi var mı? Ömer hocam sürekli ne yapıyor? Sürekli soruyor. Kâle na'am. Kâle leke vâlidetun. Annen var mı? Anan var mı? Kâle na'am. Kâle diyor ki Ömer. Semi'tu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme yekûl. Ömer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Ye'ti aleykum Uveys ibn Amir ma emdad ehlil Yemen min muradin thumme min karanin kâne bihi barasun feberi'e minhu illa mevdi'a dirhem lehu validetun huve biha barrun. Ömer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle dediğini işittim. Yemen'den yardımcı bölüklerden size Murad kabilesinden, Murad'ın da Karın kabilesinden ve deri hastalığı olan, ebraş hastalığı olan ve o hastalıktan iyileşip sadece vücudunda bir para miktarı yer kalan ve annesi olan ve annesine de itaat eden, bununla tanınan bir adam gelecek. Peygamberimiz haber veriyor. Ömer İbni Hattab da bak bunu ezberlemiş. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ Diyor ki o adam, peygamberimizin şehadetiyle, şahitliğiyle, Allah'a yemin etse, Allah diyor onun yeminini ne yapar? Yerine getirir. Böyle bir adam. فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَفْعَلْ Diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam,
eğer o adama denk gelirseniz, denk gelirsen senin için Allah'tan mağfiret, Allah'ım bu Ömer'i affeyle diye Allah'a dua etmesini isteyin. Ömer radıyallahu anh uyanık. Ahireti için. Şimdiki insanlar dünyası için uyanık. Ahiret için saf. Yani çok saf. Şu olayın üzerinden geçmiş. Ömer radıyallahu anh geliyor. Yemen'den gelen insanları karşılamış. Araştırmış. Yakalıyor. Diyor ki Ömer ona, فَاسْتَغْفِرْلِي Allah'a dua et de beni ne yapsın? Bağışlasın, affetsin. فَاسْتَغْفَرَ لَهُ Sonra o da Allah'a dua ediyor. Allah'ım Ömer'i bağışla diyor. Ha dikkat edin, burada tarikatçıların kendine delil çıkarmaya çalıştığı bir şey de yok. Yani Ömer İbni Hattab radıyallahu anh bugünkü tarikatçıların yaptığı gibi yetiş ya şeyhim demek caiz olsaydı Uveys el-Karani gelmeden Yemen'e, Yemen'den kalkıp gelmeden gıyabında arkasından derdi. Ey Uveys, biz duyduk ki sen peygamberin mübarek olarak bahsettiği bir adamsın. Yetiş. Ordular savaşta şu anda yeniliyor. Yahut işte gel medet. Geliyor Uveys. Hazır. Şahit. Duyuyor. Diyor ki Allah'a dua et, bize ne yapsın? Bağışlasın. Bizim için Allah'a dua et. Bunda bir beis yok. Ama saf akılları, saf köylü insanları kandırmak için bu tür delilleri zikrederek ne yapıyorlar? Kendi hocalarına, şeyhlerine bağlayarak insanları Allah'a ortak koşturuyorlar. Ayaklarını öptürüyorlar. Medet umduruyorlar. Yetiş Efendi Hazretleri, Himmet Efendi Hazretleri diyerek dua ettiriyorlar insanlara. Fekâle Ömer, eyne turidu? Ömer dedi ki, Uveys'e nereye gitmek istiyorsun? Kâle el-Kûfe. Kâle elâ ektubu leke ilâ âmilihâ. Uveys diyor ki, Kûfe'ye gitmek istiyorum. Ömer diyor ki, oranın valisine yazayım da bir şeyler, seni karşılasınlar, sana ilgi göstersinler. Diyor ki, قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. Fakir insanlarla birlikte olmak, fakir olarak yaşamak diyor, benim isteğim. Ya istemiyor, arzu etmiyor Ömer'in valisine yazı yazıp onu ona verip o mektubu onun huzuruna çıkıp özel bir ilgi istemiyor. Gariban insanlar. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ فَوَافَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ اُوَيْسِ فَقَالَ تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاءِ Gelecek sene, bir sene sonra hac zamanında Uveys'in gidip yerleştiği o bölgeden, Kufe'den hacca gelen insanlar var. Hac o dönemlerde insanların bir araya geldiği, Müslümanların toplandığı, hal hatırlarını sorduğu, hadis rivayet ettiği bir yer, bir ibadet. Mekke, bir yer. Ömer soruyor ona, Ömer'e denk geliyor. Ömer diyor, Uveys'i gördün mü yani? Uveys ne durumda? Diyor ki, تَرَكْتُ رَسَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ Eski bir evde, yanında böyle eşyası az bir şekilde yaşarken diyor bıraktım yani, o halde. Şaşalı, lüks bir yerde yaşamıyor. Şimdi Uveys radıyallahu anhu'yu taklit ettiğini söyleyen, onun kıssalarından kendi hocalarına şirk delilleri çıkaran adamlar bir insan villada yaşayabilir, bir insan sarayda yaşayabilir. Bu İslam buna şey değil, mani değil, engel değil. Ama bu işin bayraktarlığını yapan, buralardan hareket eden adamlar saraylarda yaşıyorlar. Bilmem neler yapıyorlar. Yani sözleriyle yaşantıları ne yapıyor? Birbirini tutmuyor. Evet. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان ببرس فبري منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لا بره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل أمر bu adama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu hadisi naklediyor. Az önce söylediğimiz lafızlarıyla bu adam Uveys'e geliyor döndüğü zaman haçtan. Diyor ki istagfirli. Kale
Uveys de diyor ki ente ahdesu ahden bi seferin salih. Uveys de diyor ki sen güzel bir yolculuktan geliyorsun. Sen bana dua et. Uveys de ondan dua istiyor. Kale, bu adam da diyor ki ya yapma Uveys. Lakitu Umar'an. Lakitu Umar'an. Şey yapıyor. Diyor ki Ömer'le karşılaştın mı? Kale naam. Uveys soruyor. Ömer'le karşılaştın mı? Galiba Ömer'le karşılaştın. O diyor ki evet. Sonra festağfara lehu. Allah'a dua ediyor. Allah'ım diyor bu adamı da ne yap? Bağışla, mağfiret et. Fefatina lehun nas. İnsanlar onu fark edince Uveys'i şöhreti eğlenince fentalaka ala vecihi. Ayrılıp gidiyor oradan. Ya salih misal böyle insanlar. Koltuğa oturup sağ elini, sol elini, sağ ayağını, sol ayağını öptüren insanlar değil bu şekilde böyle. Ya bunlar soytarı. Bunlar insanların ceplerinden paralarını, kalplerinden imanını çalmaya çalışan sahtekarlar. Salih insanlar ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Yani peygamberin hususiyetle, ilim ehli diyor ki, asıl olan bir müminin kendine dua etmesi. Eftar olan da bu. Sen istiyorsan kendin için bir şey, kendine dua etmen. Ha, Müslüman kardeşinin sana dua etmesi güzel bir şey. Ama asıl olan bu. Hatta diyor hususi olarak, ya gel bana şu işim için dua et demen diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına beyat ettirirken insanlardan bir şey istememe üzerine beyat ettirdiği hususlardan bir tanesidir bu diyor. Dua istemek hususi olarak. Yani hoş değildir. Hoş olan, güzel olan insanın kendisine dua etmesi. Ama Uveys gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şehadetiyle yemin ettiği zaman Allah'ın yeminini yerine getirdiği bir adama denk gelirsen ki mümkün değil. Değil mi? O zaman ondan dua iste. Evet. 14. hadis. Ömer İbn-i Hattab kal ki bu hadis zayıf bir hadis. Dikkat ederseniz İmam Nevevi Rahimahullah bazen bizlere zayıf hadisler nakledebiliyor. Çünkü onun hadis usulündeki menheci ki kendisi muhaddistir, hadisçidir. Fazailul a'mal denilen dinin ahkamıyla alakalı olmayan, tevhidle, itikatla, akideyle alakalı olmayan meselelerde insanları böyle faziletli amellere teşvik edecek hususlarda zayıf mertebesi, zayıflık derecesi, şiddetli olmayan hadisleri ne yapıyor İmam Nevevi? Sahih hadislerden sonra zikrediyor. O babın, o bölümün en sonunda oraya zikredebiliyor. Ama birçok ilim ehli, birçok muhaddis buna dahi razı değil. Diyorlar ki, yani sen bir hususta sahih bir delil bulduysan, salih amellere teşvik eden, onunla yetin. O konuda zayıfsa o hadis, ne yapma? Onu nakletme. Bu zayıf hadisin senedinde Asım İbni Ubeyd var. Bunun da zayıf olduğunu söylüyor ilim ehli. Burada Ömer İbni Hattab radıyallahu anh kal, İste'dentun Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fil umra. Ömer diyor ki radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den umreye gitmek için izin istedim. Fe'edine li, bana izin verdi, tamam git dedi. Ve kâle la tensâna ya ahi ya uheyye min duâik. Ve dedi ki aleyhissalâtu vesselâm, ey kardeşimiz, kardeşcağızımız, bizleri de duanda eksik etme, unutma. Peygamber diyor Ömer radıyallahu anh. فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا يَرْحَمُكَ اللّٰهُ. Ömer diyor ki öyle bir kelime ki bu diyor. Yani dünya bunun karşılığında bana verse beni bu kadar mutlu etmezdi. Ancak rivayet zayıf dediğimiz gibi. Son hadis İbn Ömer hadisi قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'yı ne yapardı? Kuba mescidini ziyaret eder. Rakiben binerek ve maşiyen yürüyerek feyusalli fihi rak'ateyn ve orada iki rekat namaz kılardı. Bir rivayette de kanen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ye'ti mescide kuba kulle sebt.
her hafta. Bazı ilim ehli her cumartesi diye anlamış. Bazı ilim ehli her hafta. Hafta olarak. Rakiben ve maşiyen. Ve kâne İbn-i Ömer yef'aluhu. İbn-i Ömer de böyle yapardı. İmam-ı Nevevi'nin dediği gibi böyle yerleri yani dinin Allah'ın ve Resulünün ziyaret etmek ve emrettiği yahut Resulünün ziyaret ettiği yerleri ne yapmalıyız? Ziyaret etmeliyiz. Ama insanlar bu sınırda bu yerde kalmayıp bunu ne yapmışlar? Genişletmişler. Şimdi bugün insanlar Eyüp Sultan'a gidiyorlar. Zannediyorlar ki Kabe'ye gidiyorlar. Kutsal bir yerlere gidiyorlar yani. Değil mi? O duygularla gidiyor insanlar. Yani mahallesinde kıldığı camiyle, camideki namaz ile Eyüp Sultan ya da Eyüp bölgesindeki kıldığı namazın aynı olduğuna inanmıyor. Farklı olduğuna, daha sevaplı olduğuna inanmıyor. Öyle değil mi? Öyle olmasa niye kalkıp gelirler Türkiye'nin başka bir ucundan otobüslerle o kadar meşakkatli yolculuklara katlanarak? Bunların hepsi dinde fakih olmamalar mesela. Kuş sürüsü gibi. Kuşun başı, sürünün başında bir tane var. Nereye giderse, nereye dönerse ne yapıyorlar? Arkadan gelen sürü de oraya sapıyor. Öyle insanlar var ki adamlar türbe ansiklopedisi gibi. Falanca yerde falanca türbe, falanca yerde falanca türbe, falanca yerde falanca türbe. Tarihçesi şöyle. Şu tarihte yapılmış, şurada yatan mübarek. Şunun için birisi rüyasında görmüş. Anlatıyor adam ya. Diyorsun ki kaç tane sure biliyorsun amme cüzünden? Diyor namaz surelerini biliyorum. Evet. Konumuz burada bitti. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Önümüzdeki hafta yalnız konuları. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah.